Merhaba sevgili Mavi Kadın izleyicileri. Bugün sizlerle Ay Başak Çocuğu'nu konuşacağız. Ay Başak olduğunda çocuk çok iyi bir organizasyon yeteneğine sahip olabilir ve bu organizasyon yeteneğini ileriki yıllarda daha da güzel bir şekilde ortaya koyabilir. Bu çocuk çok dikkatlidir, gözlem yeteneği çok kuvvetlidir, detaylara çok takılır, titiz ve düzenli bir çocuktur. Gözünden hiçbir şey kaçmaz, tıpkı bir Ay Akrep çocuğu gibi. Ancak şöyle bir durum var, kendisi de çok yüksek standartlar koyabilir bu çocuk. Kendisini çok eleştirebilir. Sadece kendisini değil, çevresindekileri de çok eleştirebilir. Ebeveynlerinin de onu çok yapıcı bir şekilde eleştirmesi bu yüzden önem taşır. Bu çocuk Merkür'ün etkisinde bir Ay ikizler çocuğu gibi entelektüel uğraşlarla ilgileniyor. Meraklı bu konulara. Ve onu zihinsel olarak yoracak oyuncaklar onu çok oyalayabilir. Şimdi bu çocukta güzel bir şey, hayvan sevgisi çok belirgin. Dolayısıyla zaten bu çocuk sorumluluk ve görev bilinci gelişmiş bir çocuk ama sorumluluk bilincini daha da arttırmakla kalmaz. Aynı zamanda ona çok uzun süreli bir dost da kazandırır. Bu çocuk pratik bir çocuk. Toprak elementinin ikinci burcu. Zaten toprak elementi pratikliğiyle bilinir. Ancak yetersizlik duygusu çok kolay tetiklenebilir bu çocukta. Buna dikkat etmek lazım. Şimdi güneş burcuna göre de tabii şekilleniyor bu çocuğun doğası. Eğer güneş burcu diyelim ki oğlak, o zaman bu çocuk kendisi çok daha yüksek standartlar koyabilir. Başarıya ulaşmak için çok daha hırslanabilir, daha fazla çalışabilir. Ancak güneş burcu yay olursa daha rahat, kafasına daha detayları daha az takan, kendisiyle daha barışık bir çocuk olabilir. Şimdi ay olumlu etkiler aldığında anne, çocuğuna düzen tertip aşılayan, sağlık konusunda titizlenen, çalışkan ve üretken olması için çocuğunu destekleyen ve en önemlisi de bu çocuğun hatalarını hoşgörüyle karşılayan bir anne modeli karşımıza çıkıyor. Ancak tabii ayın olumsuz olabildiği durumlar da var. Ay olumsuz olduğunda ise bu çocuğa anne hata payı bırakmayabiliyor. Aşırı eleştirel, devamlı diken üstünde, evhamlı, vesveseli bir anne olabiliyor. Ve çocuğun üretken olabilmesi için de ona gerekli ortamı sağlayamayabiliyor. Ama her zaman söylediğim gibi astrolojide kesin çizgilerle ayrım yok. Her haritada ya da çoğu haritada değişik kombinasyonlar bir arada olabiliyor. Evet sevgili izleyiciler, eğer videomuzu beğendiyseniz lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın.